من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ İlâ âkhiril âyât Sadakallâhul azîm Muhterem müminler Birlikte Tevbe Suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 28. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 28. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 28. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Muhakkak ki müşrikler necistir. Müşrikler pistir, pisliktir. فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا Şu yıldan sonra artık onlar mescid Haram'a yaklaşmasınlar. Onları mescid Haram'a, haram bölgesine sakın sokmayın. وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً eğer onlar haram bölgesine giremeyince, pazarlarımıza, panayırlarımıza gelemeyince aç kalırız, ekonomik sıkıntılar yaşarız diye bir endişe içindeyseniz ey Müslümanlar, kesinlikle bilesiniz ki فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ inşa Dilerse Allah sizi fazlu keremiyle zenginleştirir. Sizi müşriklere muhtaç etmez. İnna Allahu alimun hakim. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen, her konuda hikmetle hükmeden, yasa koyandır. <laughs> evet, Rabbimizin bu ayeti kerimesiyle anlıyoruz ki müşrikler necismiş. Müşrikler pistir. Müşrikler kafirler pisliktir diyor Allah. Tabii Adem olmaları hasebiyle, Adem'in çocukları olmaları hasebiyle kafirleri de bedensel olarak, fiziksel olarak temizdir. Elleri ayakları temizdir onların. Onların pislikleri maddi bir pislik değil, fiziksel bir pislik değil, manevi bir pisliktir. Yani onların pislikleri doğuştan değil arızidir, sonradan meydana gelmiştir elleri ayakları temizdir, bedenleri temizdir Adem'in çocukları olması hasebiyle ama inançları pistir, düşünceleri pistir, yolları pistir, metotları pistir, sistemleri pistir. Onlar pistir diyor Allah, pisliktir onlar. Öyleyse müşriklerden alabileceğiniz ey Müslümanlar, kafirlerden alabileceğiniz hiçbir şeyiniz yoktur. Onlardan imrenebileceğiniz hiçbir şeyleri yoktur. Onlar pistir, pisliktir. Şirki meslek edinmiş olanlar, Allah'a yetki sınırlaması getirenler, Allah'ın yetkilerini alıp Allah'tan başkalarına yükleyenler, hayatlarında, mallarında ve çocuklarında Allah'tan başkalarının da yetkili olduğunu kabul edenler, pistir, pisliktir. Ama İbni Abbas Efendimiz diğer alimlerimizden farklı olarak müşriklerin, kafirlerin bedenlerinin, ellerinin de pis olduğuna iştihad etmiş. Bir kafirle, bir müşrikle tokalaşan bir Müslümana abdest almasını emretmişti. Evet, onlar pistir, pisliktir. Öyleyse fela yakrabul mescidel harama ba'de amihim haza şu yıldan sonra onlar haram bölgesine sokulmasınlar, mescidi harama alınmasınlar. Bu yıldan sonra ifadesiyle Tevbe suresinin nazil olmasıyla başlayan, ondan sonra bir yıl devam eden süreden sonra artık Mekke müşrikleri haram bölgesine alınmayacak, artık kafirler mescidi harama sokulmayacak. Müslümanlar bir tedirginlik yaşadılar bu kafirler, bu müşrik, müşrikler bizim pazarlarımıza, panayırlarımıza gelmezlerse, acaba ticaretimize kesat gelir mi? Acaba ekonomik bir sıkıntı içine düşer miyiz diye bir problem yaşadılar. Bakın Allah buyurdu ki, Ey müminler! فَسَوْفَ يُغْن۪يكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ Allah dilerse sizi zenginleştirir. Sizin müşriklere, kafirlere asla ihtiyacınız yoktur. Allah'a dayanmayan bir ekonomik programın bereketi olmaz. Öyleyse sizler ey Müslümanlar, müşriklere sırtınızı dayamayın. Alışverişlerinizde müşrikleri tercih etmeyin. Dükkanında kadın çalıştıran, açık saçı kadın çalıştıran, dükkanında içki satan, Allah'ı ortaklı düşünen kafirlerin ve müşriklerin dükkanlarına alışveriş maksadıyla girmeyin. Onlar malın en kalitelisini de satsalar, en ucuza da satsalar kesinlikle onlarla böyle bir iletişim kurmayın. Çünkü Allah'a dayanmayan bir ekonomik program, Allah'ın onayını almayan bir ekonomik program size zerre kadar bir hayır getirmeyecektir, bereket getirmeyecektir. İnna Allah'a alimun hakim, bilesiniz ki Allah her şeyi bilen ve tüm yasalarını, tüm ayetlerini hikmetle sizin hayrınıza olarak ortaya koyandır. Evet, Mekke'nin fethiyle birlikte iki yıl kadar müşriklere süre tanıdı Allah. Dedi ki, ey müşrikler düşünün artık şu üç seçenekten birini tercih edin. Eğer savaşacaksanız onurlu bir savaş verin Müslümanlarla. Bu iki yıllık süre savaş hazırlığı yapmanız için yeterli bir süredir. Yok eğer Müslüman olmak istiyorsanız bu iki yıllık süre İslam'ı tanımanız için yeterli bir süredir. Bu iki tercihten birini seçmeyip eğer kaçmayı tercih ederseniz o zaman haram bölgesini terk edin. Alimlerimizden İmam Azam Efendimiz bu ayeti kerimenin sadece Kabe'deki mescidi haramı içerdiğini müşriklerin o mescide ibadet kastıyla umre ya da ziyaret kastıyla girmelerinin yasaklığını iştihad etmiş İmam-ı Azam Efendimiz, İmam Şafi Efendimiz ister ibadet kastıyla isterse ticaret kastıyla haram bölgesine kafirlerin ve müşriklerin asla giremeyeceğine hükmetmiş, İmam Malik Efendimiz de sadece mescid-i haram değil, Yeryüzündeki bütün mescitler bu ayetin içine girmektedir. Dolayısıyla yeryüzündeki hiçbir mescide kafirler alınmamalıdır. Turistik ziyaret maksadıyla da olsa müşrikler kafirler asla Müslümanların mescitlerine sokulmamalıdır şeklinde iştihad etmiş. İşte artık müşrikler mescitlere giremeyecekler. Mescitlere alınmayacak onlara yasak konacak. Ey Müslümanlar, turistik gelirlerimiz kesilirse sıkıntıya düşeriz diye bir endişe yaşıyorsanız, inanın Allah'ın kale alınmadığı bir ekonomik program asla sizi zenginliğe ulaştırmayacaktır. Öyleyse onlardan hiçbir hayır beklemeyin. Çünkü onlar pistir, onlar necistir. Böylece müşriklerle alakalı yasasını koyduktan sonra Rabbimiz Şimdi de Müslümanların karşısında duran iki grup var. Ehli kitap dünya, Yahudi ve Hristiyanlar. Bakın kıyamete kadar Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkilerini anlatmak üzere Allah ikinci bir yasasını da şöyle ortaya koyuyor. Katilul lezine şol kimselerle savaşın. Kimmiş onlar? Savaşılacak insanların ne özelliği varmış? Birinci özellikleri la yu'minuna billah. Onlar Allah'a iman etmiyorlar. Birinci özellikleri Allah'a inanmıyormuş onlar. İkinci özellikleri wala bil yevmil ahir. Onlar ahiret gününe de inanmazlar. Üçüncü özellikleri wala yuharrimuna ma harramallahu ve rasuluhu. Onlar Allah ve Rasulünün haram dediklerini de haram bilmezler. Dördüncü özellikleri وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Hak dini, son dini de din olarak kabul etmez onlar. Kimmiş onlar? مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ kitab. <الْكِتَاب> onlar ehli kitaptır. Onlar Yahudi ve Hristiyanlardır. Onlarla savaşın ey Müslümanlar. Ne zamana kadar? <laughs> Hatta yu'tul cizyete an yedin ve hum küçülmüş olarak, alçalmış olarak Müslümanların egemenliğini, Müslümanların varlığını kabul etmiş olarak bizzat kendi elleriyle cizye verinceye kadar onlarla savaşın. Evet, iki taife var karşımızda. Ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar. Bakın Allah onlarla alakalı kıyamete kadar bizim uygulayacağımız yasayı böylece ortaya koyuyor. Neymiş onların birinci özelliği? Lâ yu'minûne billâh. Onlar Allah'a inanmazlar. E peki şu anda Yahudiler Allah'a inandığını iddia ediyor. Hristiyanlar Allah'a iman ettiğini iddia ediyor. Allah da diyor ki onlar Allah'a iman etmiyorlar. Çünkü unutmayın ki Allah'a iman Allah'ın istediği gibi bir imandır. Allah'a iman Allah kitabında kendisini hangi sıfatlarla muttasıf olarak tanıtmışsa öylece bir imandır. Allah'a iman, Allah'ın hayata karıştığına imandır. Allah'a iman, Allah'ın insanlara program gönderdiğine, vahiy gönderdiğine imandır. Allah'a iman, Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman, Allah'ın inanın dediklerine imandır. Şimdi soruyorum, bir Yahudi Musa Aleyhisselam'ı ve Tevrat'ı gönderen ama İsa Aleyhisselam'ı ve İncil'i göndermeyen, Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ı göndermeyen bir Allah'a inanıyorsa nasıl o Yahudiye Allah'a inanıyor diyeceğiz? Veya bir Hristiyan İncil'i ve İsa Aleyhisselam'ı gönderen ama Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ı göndermeyen bir Allah'a inanıyorsa bu Hristiyana nasıl Allah'a inanıyor diyeceğiz? Söyler misiniz lütfen? Allah'a iman Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman Allah'ın gönderdiklerine imandır. Allah'tan gelen son elçiye inanmayan, Allah'ın gönderdiği son kitaba inanmayan, hak dine, İslam dinine inanmayan bir kişiye nasıl mümin diyeceğiz? Mesela şu anda içinizden birisi dese ki ben Allah'a inanıyorum ama namaza inanmıyorum dese kafir değil mi bu? Evet kafir. Ben Allah'a inanıyorum ama tesettüre inanmıyorum dese bir kişi, bu adam kafir değil mi? Kafir. Bakın Allah'a iman Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman Allah'ın gönderdiklerine imandır. Allah'a iman Allah'ın inanın dediklerine imandır. Peki Yahudiler nasıl bir Allah'a inanıyorlar? Üzeyr'in babası olan bir Allah, Üzeyr'le güreşen, güreşte Üzeyr'e yenilen bir Allah'a inanıyorlar. Yakub Aleyhisselam'la kılıçla kavgaya tutuşan Yakub Aleyhisselam karşısında mağlup olmuş bir Allah'a inanıyorlar. Böyle Kur'an'da bir Allah yok ki, böyle bir Allah yok ki kendi kafalarından düşleyip hayalledikleri bir Allah'a inanan kişiye nasıl Allah'a inanıyor diyeceğiz. Hristiyanlar nasıl bir Allah'a inanıyor? İsa'nın babası olan Meryem'in kocası olan bir Allah'a iman ediyorlar. Böyle bir Allah yok ki. Birileri ısrarla onları cennete postalama kavgası veriyor. Efendim bunların da kitabı var, bunların da dini var, bunların da işte kiliseler var, havralar var, bunlar da Allah'a inanıyor gibi. Birileri ısrarla bu adamları cennete postalama kavgası verseler de bu adamlar Allah'a inanmıyorlar. İşte ayet. La yu'minune billah. Onlar Allah'a inanmazlar. Başka? Ve la bil yevmil ahir onlar ahiret gününe de inanmazlar diyor Allah. Ahiret gününe imanı nasıl anlayacağız? Yani bir adamın öldükten sonra dirilişe bilmiş olması, bunu ağzıyla itiraf etmiş olması, ahiret gününe inanması anlamına gelir mi? Kesinlikle hayır. Peki ahirete iman ne demek? Bir kişinin ahiret gününü iki kaşının arasında canlı tutması, pozitif ve negatif bütün eylemlerine bu inancın mührünü vurması, bir adım atarken, bir eylem gerçekleştirirken, yarın bu konuda benim karşıma bir dosya çıkarılacak, yarın bu konuda benim karşıma bir hesap çıkarılacak diye, o inanca dayalı bir hayat yaşayan kişiye, yani o inancı hayatında gösteren kişiye, bütün amellerinin üzerine bir damgab gibi, mühür gibi vuran kişiye ahiret inancı sahip ya da ahiret inancına sahip denebilir değilse, demek ki bunlar ahirete de inanmıyorlarmış. Başka? وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Bir de onlar Allah ve Resulünün haram dediklerine haram olarak inanmıyorlarmış. Halbuki haramın ve helalın tespitinde, iyinin ve kötünün tespitinde kıstas vahidir. Kıstas Allah'tır ve onun verdiği yetkiyle Peygamber Efendimiz de yetkilidir. İşte bu ayet onu anlatıyor. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulünün haram dediklerini haram bilmiyormuş bu Yahudi ve Hristiyanlar. Ne diyorlar? Ya bireyselliği ön plana sürüyorlar, diyorlar ki bireye sormak lazım, kişiye sormak lazım. Kişinin iyi dediği şey, beğendiği şey helaldir. Bir kişinin kötü dediği, çirkin dediği şey de haramdır diyorlar. Yani haramın ve helalın tespitinde kriter ölçü bireymiş. Kimileri de pragmatist bir felsefeyle, faydacı bir anlayışla diyor ki topluma sormak lazım. Bu konuda kriter toplumdur, Toplumun iyi dedikleri helaldir, toplumun kötü gördükleri haramdır. Hayır. Bakın, bütün insanlar toplansa, yeryüzündeki bütün insanlar toplansa, hiçbir zaman insan oğlu yarını hesap edemez. Yani bugün bizim iyi gördüğümüz bir şey bin yıl sonra kötü görülebilir. Hiçbir zaman insanlar yarını hesap edemez, yarınları hesap edemez, ve yine hiçbir zaman insanlar kainat planında düşünemez. Bugün bizim burada iyi gördüğümüz bir şey dünyanın başka bir ikliminde, başka bir coğrafyasında kötü görülebilir. İnsanlar yarını hesap edemeyecekleri gibi kainat planında düşünme imkanına da sahip olmadıkları için iyinin kötünün tespitinde, haramın helalın tespitinde insan da kriter olamaz, toplum da kriter olamaz. Kriter vahidir kriter Allah ve Resulüdür. Ama bu hainler Allah ve Rasulünün haram dediklerine haram olarak inanmıyorlarmış. Bakın hayatlarına. Allah içkiyi haram kılmış, su gibi içiyorlar. Allah zinayı yasak kılmış, çok rahat icra ediyorlar. Allah faizi yasak kılmış, ekonomik sistemlerini faize bina ediyorlar. Yani Kur'an'da ne yasaksa hepsini icra ediyorlar. Namaz yok hayatlarında, oruç yok, zekat yok, hac yok. Yani Allah ve Resulünün haram dediklerini haram olarak kabul etmiyormuş bu adamlar. Başka bir de وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Hak dini, son dini de din olarak kabul etmiyormuş bu adamlar. Hak dini, son dini din olarak kabul etmiyormuş. Din bir hayat programıdır. Din bir yaşam biçimidir. Bunlar Allah'ın dinini, Allah'ın insanlığa gönderdiği son dini, hayat programını din olarak kabul etmiyorlarmış. İşte diyor ki Allah, böyleleriyle savaşın ey Müslümanlar. Hatta yu'tul cizyete an yedin kendi elleriyle, kendi gönülleriyle size cizye verinceye kadar, vohum sagirum sizin egemenliğinizi kabul edip, sizin varlığınızı kabul edip boyun büküp kendi elleriyle gönül rahatlığıyla size cizye verinceye kadar onlarla savaşın. Peki cizye ne demek? O konuyla alakalı kısa birkaç cümle söyleyelim. Cizye ceza kökünden gelir. O da İslam coğrafyasında yaşayan gayrimüslimlerin, Yahudi ve Hristiyanların savaşa katılmamanın, orduya katılmamanın karşılığı olarak ödedikleri vergidir. Bakın bir İslam coğrafyasında, Müslümanların yaşadığı bir coğrafyada gayrimüslimler var. Ehli kitap insanlar var. Yahudi ve Hristiyanlar var. Bunlar savaşa katılmıyorlar, orduya katılmıyorlar. Ülkelerine birlikte yaşadıkları ülkeye dışarıdan bir saldırı söz konusu olunca savaşa Müslümanlar katılıyor. Hem mallarını hem canlarını ortaya koyuyor Müslümanlar. Böylece hem onları hem de kendilerini korumuş oluyor Müslümanlar savaşa katılmak suretiyle cihada katılmak suretiyle gayrimüslimleri Allah savaşa çağırmıyor. Cihada çağırmıyor. Çünkü cihat gibi kutsal bir hedefe inanmayan insanları zorla Allah cihada çağırmıyor. İnanmadıkları bir din uğruna inanmadıkları bir Allah uğruna hiç kimse savaşı göze alamaz. Onun için İslam Allah onları savaşa çağırmıyor da savaşa katılmayışlarının cezası olarak savunma sanayine, Müslümanların savunma sanayine bir katkıda bulunmaları için onlara cizyeyi emrediyor. Bakın Allah'ın sistemi çok adildir. Gayrimüslim yazarlar, müsteşrikler yıllardır bunu konu ediniyorlar, ağızlarına doluyorlar ve diyorlar ki İslam coğrafyalarında yaşayan gayrimüslim unsurlar cizye gibi ağır bir verginin altında bunaldıkları için cizyeden kurtulabilmek için Müslüman olmak zorunda kalmışlardır diye çok saçma, çok asılsız bir iddiayı yıllardır dillerine doluyorlar. Ben soruyorum şimdi. Kim karlı bu işte? Ehli kitap karlı. Çünkü o ülkeye dışarıdan bir saldırı söz konusu olunca Ehli kitap savaşa çağrılmıyor. Müslümanlar savaşıyor. Mallarını ve canlarını Müslümanlar dişlerini tırnaklarına takarak ortaya koyuyorlar. Ölüyorlar, öldürüyorlar. Ama gayrimüslimler korunmuş oluyor. Onların can ve mal güvenlikleri de böylece garanti edilmiş oluyor. Eğer Allah inanmadıkları bir din uğrunda onları ölmeye, savaşa çağırsaydı, o zaman belki haksızlık olacaktı. Allah bir insan hakkı olarak inanmadıkları cihada onları çağırmıyor da onlara cizye vermelerini emrediyor. Kaldı ki bakın onlar Müslüman oldukları andan itibaren zaten zekat vermekle sorumlu olacaklar. Zekat da cizle ile aynı ölçüde alınıyor. Yani malı olan bir Hristiyan, malı olan bir Yahudi Müslüman olsaydı ne kadar zekat alınacaksa devlete o kadar cizle ile sorumlu oluyorlar. Yani kayıpları yok aslında. Müslüman oldukları zaman da zaten o toplumda devlete zekat ödemek zorunda kalacaklar. İşte Allah onlara adilce davranmış. Diyor ki onlar savaşa iştirak etmemelerinin cezası olarak fidye versinler, cizye versinler. Konu anlaşılmadı mı? Bu adamların dinlerinin olmadığı bu adamlarının kafir olduğu konusu biraz daha perçinlensin mi? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Allah bu konuyu biraz daha netleştirerek şöyle buyuruyor. وَقَالَتِ الْيَهُودُ اُزَيْرُ بْنُ اللّٰهِ Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. وَقَالَتِ النَّصَارَ Hristiyanlar da dediler ki El بْنُ اللّٰهِ Mesih İsa Allah'ın oğludur. Zalike kavluhum bi efvahihim bu onların ağızlarından geveleyi verdikleri bir sözdür. Yani nasıl Allah'ın oğlu diye sorsanız izahını kendileri bile yapamazlar. Sadece ağızlarından geveleyi verdikleri bir sözdür. Yuzahiuna kavlellezine keferu min qablu daha önce kendilerinden önceki bir kısım kafirlerin sözlerine bunların bu sözleri ne kadar da çok benziyor. Qatalehumullah. Allah onların belasını versin. Enna yu'fekum. Nasıl da çeviriyorlar? Nasıl da alabora ediyorlar? Nasıl da hakikatı ters yüz ediyorlar? Evet. Yahudiler demişler ki Uzeyir Allah'ın oğludur. Uzeyir kim? Babil kralı Buhtun Nasır tarafından bir dönem Yahudiler yarısı kılıçtan geçirildi yarısı da boyunlarına bir ip bağlanıp dünya pazarlarında köle diye satıldılar. Öyle bir dağıldılar ki Yahudiler o sürgün hayatında her şeylerini kaybettiler. Dinlerini kaybettiler, namuslarını, iffetlerini kaybettiler, şahsiyetlerini, kimliklerini kaybettiler, hatta Tevratlarını kaybettiler. Bir dönem böyle sürgünde yaşadığı Yahudiler her şeylerini kaybettiler. İşte Üzeyir kaybolan Tevrat'ı yeniden Yahudilere bulu veren ya bir peygamber ya da salih bir kişi biliyorsunuz. Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn peygamber midir yoksa salih bir kişi midir? İhtilaflı bir konu. İşte Üzeyir Aleyhisselam diyelim biz ona yine kaybolan Tevrat'ı Yahudilere bulu veren bir şahsiyet olduğu için ona o kadar saygı duydular ki Yahudiler onu o kadar sevdiler ki ona Allah'ın oğlu deyiverdiler. Ve kâletil Yahudu Uzeyr <laughs> ibnullah. Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Ve <laughs> Nasara Hristiyanlar da dediler ki El Mesih ibnullah İsa Allah'ın oğludur. Peki neden söylediler bunu? Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur derken, Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur derken varmak istedikleri hedef neydi? Bakın ulaşmak istedikleri hedef şuydu. Babanın gözünde oğlun hatırı büyüktür. Yarın oğulları vasıtasıyla babaya torpil yaptırırız. İşlediğimiz nanelerden dolayı cehenneme gitmeden doğru cennete gideriz endişesiyle Allah'a oğullar izafe ediyorlar. Allah'a veli ahlar bulmaya çalışıyorlardı. Oğulları vasıtasıyla yarın babaya torpil yaptırırız endişesiyle. Yani Allah'ı da insan gibi düşünüyorlardı. Tamam bir babaya, bir insana oğlu vasıtasıyla yaklaşabilirsiniz. Kızı vasıtasıyla torpil yaptırabilirsiniz. Damadı vasıtasıyla bir kısım etki altına alabilirsiniz onu ama Allah insan gibi değil ki Allah'ı insan gibi düşünme cehaletinden kaynaklanıyor bütün bunlar. Öyle değil. Bakın Allah diyor ki: "Yudahiun kaula'l-lezina keferu min qablu." Yahudi ve Hristiyanların bu sözleri kendilerinden önceki bir kısım filozofların, kafir filozofların sözlerine ne kadar da benziyor. Hangi kafir filozoflar? Bakın, Hristiyanlıktan ve Yahudilikten önce eski Hindistan'da, eski Roma'da, eski Mısır'da, eski Yunanistan'da bir kısım din tanımaz filozoflar, bir kısım Allah peygamber tanımayan filozoflar, bir kısım felsefi akımlar üretmişler. Onlardan bir tanesi panteizm. Daha önceki bir dersimde demeye çalıştım ama yeri gelmişken bir daha söyleyeceğim. Panteizm diye felsefi bir akım oluşturmuşlar. Nedir panteizmin esası? Diyorlar ki ilk varlık Allah. Tamam biz de aynı şeyi söylüyoruz. Allah evveldir. Ondan önce hiçbir varlık yok. Evvel Allah. Onlar da diyorlar ki ilk varlık Allah. Tamam. Sonra diğer varlıklar Allah'tan koparak meydana gelmiştir. Allah'tan parçalanarak meydana gelmiştir. Panteizlerin iddiası bu. Öyleyse göklerde ve yerde ne kadar varlık varsa hepsi Allah'tan kopma bir parçadır. Güneş Allah'tan kopma bir parça. Ay, yıldız, insan, dağ, deniz hepsi Allah'tan kopma birer parçadır. Dolayısıyla hepsi Allah'tır inancı. Vahdeti vücut inancı. Vücutta teklik inancı. Ya da varlıkların Allah'la birleşme teorisi işte yüzyıllar önce Hristiyanlıktan, yüzyıllar önce Yahudilikten bir kısım felsefi akımlar tarafından ortaya atılmış bir iddiaydı. Allah'ın ruhunun insanın bedenine hulul etmesi şeklinde bir inancı, yüzyıllar önce bir kısım kafir filozoflar ortaya atmıştı. Hristiyanlar ondan etkilenerek İsa Allah'ın oğludur deyivermiş. Yahudiler bu felsefi akımdan etkilenerek Üzeyir Allah'ın oğludur deyivermiş. Bizde de vahdeti vücut felsefesi, aynı mantıkla oralardan devşirilip İslam'a sokulmaya çalışılmış. Halbuki İslam bunu reddeder. Nasıl? Bakın İhlas Suresi sürekli namazlarınızda okuduğunuz surede Allah diyor ki Lem yelit ve lem yulet O Allah doğmadı, doğurmadı. Doğurmadı demek ondan parça çıkmadı. Allah'tan parça çıkmadı. Allah doğurmadı. Allah parçalanarak göklerdeki ve yerdeki varlıklar meydana gelmedi. Ne oldu? Kun feyakum. Allah ol dedi, bütün varlıklar olu verdi. Çünkü diğer varlıklarla Allah'ı karıştıramazsınız. Allah ezelidir. Ama diğer varlıklar fanidir. Allah bakidir. insanlar diğer varlıkların hepsi fanidir. Allah evveldir. Halbuki diğer varlıklar sonradan yaratılmıştır. Öyleyse vahdeti vücut olmaz. Diğer varlıkların Allah'la bütünleşmesi diye bir şey söz konusu değildir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ kufuven ahad. Çünkü hiçbir şey Allah'a denk olmadı. Hiçbir şey Allah'a benzer olmadı. İşte Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden yüzyıllar önce Roma'da, Hindistan'da, eski Yunanistan'da bir kısım filozofların ortaya attıkları panteizm gibi, hulul anlayışı gibi bir kısım felsefi akımların etkisi altında kalarak İsa Allah'ın oğludur demişler. Üzeyir Allah'ın oğludur demişler. Allah da diyor ki يُذَاهِعُونَ ne الَّذ۪ينَ min kablum. Kendilerinden önceki bir kısım kafirlerin sözlerine bu Yahudilerin ve Hristiyanların sözleri ne kadar da çok benziyor. Qatelahumullah. Allah onların belasını versin. Enna yufekun. Nasıl da çevriliyorlar? Nasıl da hakkı çevirip tersüz ediyorlar? Yine mi anlaşılmadı? Bir delil daha mı istiyorsunuz? Bakın bu adamların kafirliklerine bir delil daha. İttahadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah ve'l mesih ibn Meryem. Yahudi ve Hristiyanlar hahamlarını, keşişlerini, din adamlarını, siyaset adamlarını Allah berisinde Rablar edindiler. Vel Mesih habne Meryem bir de Mer Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler de onlara kulluk ettiler. Halbuki ve ma umiru illa li ya'budullaha ve umiru illa li ilahen vahida. Halbuki onlar bir tek ilaha kullukla emrolunmuşlardı. Onlara bir tek Allah'a kulluk edin denmişti. Onlar bir tek Allah'ı bıraktılar da hahamlarını, keşişlerini, rahiplerini, din adamlarını, siyaset adamlarını ve bir de Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler. Onlara kulluk ettiler. Bakın bu ayeti kerimenin tefsiri sadedinde bir Adi hadisesi vardır. Adi bin Hatem hadisesi vardır. Onu arz edince bu ayette ne anlatılmak istediği biraz daha net ve açık anlaşılacaktır. Adi bin Hatem diye bir kişi var. Bu ayetin gelmesinden birkaç ay öncesine kadar Hristiyandı. Daha sonra Adi Müslüman oldu. İşte bu ayeti kerime peygamberimize gelince koşarak peygamberimizin huzuruna geldi. Adi bin Hatem dedi ki ya Resulallah Size böyle bir ayet gelmiş doğru mudur? Doğrudur dedi Peygamberimiz. Bir daha okur musun bana ya Resulallah? Okudu Peygamberimiz. Dedi ki onlar o Hristiyan ve Yahudiler bir tek Allah'a ibadet etmekle emrolundukları halde bir tek Allah'a kulluğu bıraktılar da din adamlarını, papazlarını, hahamlarını, keşişlerini bir de işlerindeki bilginleri, siyaset adamlarını Rabler edindiler onlara kulluk ettiler deyince vallahi ya Resulallah ben iki ay öncesine kadar Hristiyandım. Biz hiçbir zaman ne din adamlarımızı Rab bilip onlara kulluk yaptık ne de İsa Aleyhisselam'ı Rab bilip ona kulluk yapmadık. Burada bir yanlışlık var. Bunu nasıl anlayacağız diye sordu. Allah'ın Resulü Adi bin Hatem'e şu soruyu sordu bakın. Ey Adi söyler misin? Ema ye'murunekum bi eşya'e fe tef'alunaha Sizin din adamlarınız, sizin siyaset adamlarınız, bilginleriniz size bir kısım şeyleri emrederlerdi de siz onların emirlerini yerine getirir miydiniz? Kale naam. Adi dedi ki evet yapardık. Peki Ema kum an eşya'e fe tentehunaha bir kısım şeyleri de yasak kılarlardı sizin din adamlarınız, siyasileriniz, siz onların yasaklarına uyar mıydınız? Kale ne'am, dedi ki evet. Allah'ın Resulü dedi ki zalike hiye ibadetun. İşte bu ibadetin ta kendisidir ey Adi. İşte bu ibadetin onlara ibadetin ta kendisidir. Demek ki ibadet deyince bir adamın karşısında secde etmeyi anlamayın. İbadet deyince bir kişinin karşısında namaz kılmayı anlamayın. Bir kısım şeyleri emreder birileri siz onu icra eder, gönül rahatlığıyla icra eder. Bir kısım şeyleri de birileri yasaklar da siz onun yasağına riayet eder, uyarsanız işte bu ona ibadetmiş. Bir örnek vereyim bakın. Mesela bir adam çıkıp diyor ki bundan böyle ben sizin et yemenizi yasaklıyorum. Allah'ın serbest kıldığı bir alanda bir yasak koyuyor. Eğer siz de tamam doğrudur, bundan böyle biz de et yemeyeceğiz diye onun emrini uygulamaya kalkarsanız o sizin Rabbinizdir. Siz de onun kulusunuz. Ona kulluk yapıyorsunuz demektir. Birileri çıkar da ben şöyle giyinmenizi istiyorum. Ben sizin için şöyle bir kıyafetten yanayım. Ben sizin şöyle kazanmanızı, harcamanızı istiyorum. Ben sizin şöyle bu hukuk sistemine sahip çıkmanızı istiyorum. Ben sizin şöyle bir ekonomik sistemden yana olmanızı istiyorum. Ben sizin mirasınızı şöyle paylaşmanızı istiyorum diye Allah'ın arzularıyla tamamen çatışan bir emirde bulunur da siz onun o emrini gönül rahatlığıyla, tiksinmeden, nefret etmeden içinizden hiçbir tiksinti duymadan, hiçbir duraklama geçirmeden gönül rahatlığıyla onun o emrini icra ederseniz işte o raptır. Siz de onun kulu olmuşunuz demektir. İşte ibadeti böyle anlayacağız. Değilse ibadet birlerinin karşısında secde etmek, birlerinin karşısında sadece namaz kılmak değildir. Emrettiklerini emir bilir, nehyettiklerini yasakladıklarını da yasak bilirseniz işte bu onlara ibadetmiş. İşte Yahudi ve Hristiyanlar din adamlarını, papazlarını, hahamlarını böyle Rabler edinmişler. Onlara kulluk etmişler. Halbuki onlar bir tek Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. La ilahe illahu çünkü o Allah'tan başka ilah yoktur. Subhanehu amma yüşrikum o Allah bu ehli kitabın koştukları şirkten münezzehtir, uzaktır ilgisi, alakası yoktur. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve yeballahu en yutimme nurahu ve lev kerihel kafirum Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Evet, Yeryüzündeki ehli kitap kafirler, materyalist kafirler ve müşrikler Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Sanki Allah'ın nuru ağızlarıyla sönebilecek bir nurmuş gibi güneşi balçıkla sıvamak istiyorlar. Sanki güneş balçıkla sıvanacak küçüklükte bir varlıkmış gibi onlar da yeryüzünde Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Allah'ın dinini yok etmek istiyorlar. Müslümanları yeryüzünden silmek istiyorlar. Allah ne diyor ya? Onların bir hesabı varsa elbette Allah'ın da bir hesabı vardır. Ve yaballahu illa en yutimme nurahu ve kafirum Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah bu dinini kıyamete kadar yeryüzünde baki bırakacaktır. Tarihte Allah'la savaşanlar, Allah'ın elçilerine savaş açanlar, Yeryüzünde Allah'ın dinini yok etmek isteyenler hep ola gelmişti. Ama bakın tarihe hepsi geberip gitmiş, hepsi yok olup gitmiş. Ordularıyla, avaneleriyle, askerleriyle, güçleriyle, iktidarlarıyla birlikte hepsi geberip gitmiş. Allah'ın dini dimdik ayaktadır. Allah'ın mümin kulları dimdik hayattadır. Huvellezî o Allah ki ersele rasûlehu bilhuda elçisini, peygamberini hidayetle göndermiştir. Peygamber bir hidayetle gelmiştir. Ve dinil hakkı bir de hak bir dinle gelmiştir. Bakın az evvel ne demişti? O Yahudi ve Hristiyanlar hak dini kabul etmiyorlar demişti ya. Bakın hak din İslam diniymiş. Hak din son dinmiş. Hak din Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği hayat programıymış. Bakın burada Allah diyor ki ve dinil hakkı Allah peygamberini hak bir dinle göndermiştir. Li yuzhirahu aleddini kullihi bütün dinlerin üzerine muzahir olsun diye. Velev kerihel müşrikum müşrikler hoş görmese de müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerine hak dini egemen kılmak için üstün getirmek için Allah elçisini hak bir dinle göndermiştir. Bütün dinler derken Allah'ın kastettiği ne? Dinleri ikiye ayırıyoruz. Bir, Allah tarafından ortaya atılmış hak dinler, bir de insanlar tarafından ortaya atılmış batıl dinler. Komünizm gibi, kapitalizm gibi, laisizm gibi, demokrasi gibi, faşizm gibi, yeryüzünde insanların ortaya attığı sistemlere, hayat programlarına batıl dinler denir. Yasalarını Allah'ın koyduğu, Allah'ın vahyettiği, hak dine de İslam dini denir. İşte bütün sistemlere karşı üstün getirmek için, bütün programlara üstün getirmek için Allah hak dinini göndermiştir. Ve kıyamete kadar bu din yeryüzünde yaşayacaktır. Hiçbir kimse bu dini yok etmeye imkan ve fırsat bulamayacaktır. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. İnne kesiran min al-ahbar ve'r-ruhbani la'yakuluna amwalen nasi bil-batili ve yasudduna an sabilillah. Şu hahamlar ve papazlar, şu Yahudi ve Hristiyan din adamları batıl yollarla insanların mallarını yiyorlar. Nasıl batıl yollarla insanların mallarını yiyorlar? Bir kısım dini törenler icat ediyorlar. Yani para kazanabilmek için insanların cebine el atabilmek için bir kısım törenler icat ediyorlar. Bir kısım suni törenler icat ediyorlar. Allah istemediği halde bunları insanlara empoze ediyorlar. Böylece insanlardan para almaya çalışıyorlar. Nasıl? Mesela vaftiz diye bir olay var biliyorsunuz Hristiyanlıkta. Diyorlar ki Ademle Havva cennette bir suç işlemişti. Yenmemesi gereken meyveden yemişler, bir suç işlemişlerdi. Dolayısıyla onların sulbünden dünya gelen her bir çocuk günahkar dünya gelmektedir. Anaları Havva ile babaları Adem'in günah lekesiyle dünya gelmektedir. Ne olacak? Kilisede mukaddes bir su var. Her bir doğan çocuğu o suyla yıkayacağız. Böylece ataları Adem'le anaları Havva'nın günah lekesini temizleyeceğiz kiliseye para apartmanın dışında başka bir oyun değildir bu. Veya kimileri diyorlar ki yine Hristiyan kaynaklar ya da Hristiyan mezhepler diyorlar ki cebinizde paranız olduğu sürece günah işlemekten korkmayın. Gelin günahınız nispetince, günahınız miktarınca parayı alırız, sizi arındırır, sizi temizleriz. Ananızdan doğduğunuz gündeki gibi tertemiz hale getiririz cebinde parası olduğu sürece adam günah işlemekten korkmaz. Niye? E parası var, götürür, verir kiliseye. Kilise de onu günahtan arındırır. Nasıl ölçecekse, nasıl temizleyecekse kilise bir kısım törenler icat ederek işte onların din adamları insanların mallarını yemeye çalışıyorlar. Bir bir de bunu şöyle anlıyoruz. Tabii şu anda bizim ehli kitaptan da pek çokları aynı şey yapıyorlar yok mevlüttü, yok kırkıncı geceydi, yok altı üstüydü diye halkın cebine el atabilmek için İslami olmayan Allah'ın ve Resulünün istemediği bir kısım usulleri dinmiş gibi insanlara sunuyorlar. Böylece insanların ceplerindeki paralarını kendi ceplerine aktarma kavgası veriyorlar. Bunu bizde de yapan pek çok, bunlar çok yanlış. Bir de ve yısduna an sebebillah dendiğine göre bir de bunu şöyle anlıyoruz. Yahudi ve Hristiyan bilginleri ahir zaman nebisinin gelmesi yaklaşınca peygamber efendimizin ahir zaman nebisinin ayak sesleri kulağımıza gelmeye başlayınca onun gölgesi üzerimize düşmeye başlayınca geldi gelecek o günlerde yangından mal kaçırıyormuşçasına Tevrat'ın içinde son peygamberi anlatan ne kadar ayet varsa, Kur'an'dan söz eden ne kadar ayet varsa, İslam'dan söz eden, ahir zaman nebisinin getireceği son dinden, hak dinden söz eden ne kadar ayet varsa, hepsini siliverdiler, yok ediverdiler. Niye? Ya bu insanların hepsi yarın Müslüman olursa biz kimin sırtına bineceğiz, kimi kullanacağız, kimin parasına el atacağız diye, üç kuruşluk dünya menfaatleri karşılığında, Yahudi ve Hristiyan din adamları Tevrat'ın ve İncil'in içindeki Allah'ın Kur'an'la alakalı, son elçisiyle alakalı, İslam diniyle alakalı ne kadar bilgi varsa hepsini sildiler, tahrif ettiler, yok ettiler. Niye? Böylece insanları Allah'ın dinine girmekten engellemek için. Bakın Allah öyle diyor. وَيَسُدُّونَ an سَب۪يلِ اللّٰهِ Böylece insanları Allah yolundan alıkoydular. Bizde de kimileri, kardeşim siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Siz kim? Kur'an'ı anlamak kim? Onu ancak büyük zatlar anlar. Onu ancak biz anlarız. Siz bırakın Kur'an okumayı da bizim kitaplarımızı okuyun. Dini en güzel bizim Efendi Hazretlerinin yazdığı kitaplar anlatır. Bizim yazdığımız kitaplar anlatır diye ana kaynağın başını tutmuşlar. İnsanların ana kaynağa gitmesine engel olmuşlar. Siz bizi dinleyin yeter. Siz bizim yorumlarımızı okuyun yeter. Siz zaten Kur'an'ı anlayamazsınız. Onu ancak büyük zatlar anlar. Siz Kur'an'ı anlamak şöyle dursun. Onu elinize almaya bile layık insanlar değilsiniz gibi sözlerle insanları Allah yolundan alıkoyan yığınlarla bugün bizim ehli kitabın içinde insanlar var. Onlar da bu ayeti kerimede anlatılan insanlardır. Evet, onlar insanları Allah yolundan alıkoydular. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِظَّةَ Böylece altını ve gümüşü kenz yapanlar, biriktirenler وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onları Allah yolunda harcamayanlar فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Onlara dayanılmaz bir azabı müjdeleyi ver ey peygamberim. Altını ve gümüşü biriktirenler, kenz yapanlar, stok yapanlar, insanların içerisinde o malların dönüp dolaşmasına izin vermeyenler, yani stok yapanlar, açığa çıkarmayanlar ve de onu Allah yolunda harcamayanlar için elim bir azabı, dayanılmaz bir azabı müjdele ey peygamberim. <laughs> Biliyorsunuz ihtikar yani stokçuluk dinimizde haramdır. Keyla yekuna duuleten beynel agniya Allah diyor ki servetler zenginler arasında zenginlerin elinde dönüp dolaşan birer emta olmasın. O fakirlere de bir yandan aksın diye insanlara zekatı farz kılmış, infakı farz kılmış, başkalarıyla paylaşmasını istemiştir Allah. Yani Teşvik kredileri bir ülkede belli insanlara verilir. Toplumun büyük bir kısmı ondan mahrum bırakılırsa Allah'ın belasını bekleyin. O topluma Allah'ın belası iner. Mallar, mülkler, servetler sadece zenginlerin elinde dönüp dolaşır, fakirlere intikal etmezse Allah'ın belasını bekleyin. O topluma Allah'ın belasının inmesi helal olur gibi peygamberimizin uyarıları var. Öyleyse altını ve gümüşü, parayı, pulu, servetleri bir yerde hapsetmek, toplumdan uzak tutmak, ihtikar yapmak yani onu toplumun içinde dönüp dolaşan birer emta olmaktan çıkarmak harammış. İşte Allah diyor ki onlar kenz yaparlar, biriktirirler ve biriktirdiklerini de Allah yolunda harcamazlar diyor. Ebu Zer Efendimiz bu konuda çok hassas bir sahabe. Valileri gezermiş, valileri tokatlarmış. Ne yapıyorsunuz? Neden biriktiriyorsunuz? Yarına Allah'ın yarına Allah'ın kefil olduğuna güvenciniz, inancınız yok mu sizin? Allah'a güvenmiyor musunuz? Neden bir günlük ömre, iki günlük rızık diye çabalıyorsunuz? Yani bugünkü rızkınızı kazandıysanız neden onu yarına saklamaya kalkıyorsunuz? neden kenz yapıyorsunuz Allah'a güveniniz yok mu diye Ebu Zer Efendimiz valileri tokatlayan böyle yapan kişilerin yarına imanlarının güvenlerinin yani yarın konusunda Allah'a imanlarının güvenlerinin olmadığını savunan bir sahabeydi. Herhalde hiç zekat vermemiş. Çünkü bir yıl para onun elinde hiç kalmamış ki. Hemen dağıtmış hemen Müslümanlarla paylaşmış, belki ömründe hiç zekat vermemiş Ebu Zer Efendimiz. Çünkü sevgilisinden öyle görmüştü o. Bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra Allah'ın Resulü cemaatin omuzuna basa 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 hızlıca mescidi terk ediyor. Sahabe endişeli, acaba ne oldu? Kimse de sormaya cesaret edemiyor. Birkaç dakika sonra veya işte yarım saat sonra falan geliyor Allah'ın Resulü soruyorlar ya Resulallah öyle hızlı gittiniz ki ne olduğunu bilemedik. Bir endişe mi vardı? Bir sıkıntı mı vardı? Allah'ın Resulü buyurdu ki evimizde birilerine verilmek üzere bırakılmış bir emanet vardı. Hatırıma geldi. Bir an evvel onu ehline ulaştırayım diye, sabaha bırakmayayım diye acele kalkıp gittim onu ehline, sahibine verilmesi gereken o parayı ulaştırdım diyor. Sevgilisinden böyle görmüş Ebu Zer efendimiz. O da biriktiren yani bir günlük ömre, iki günlük nafaka kazanmaya, biriktirmeye çalışan kişiye sizin Allah'a güveniniz yok mu? Bugün rızkınızı kazandıysanız yarın konusunda Allah'a itimadınız yok mu diye insanları döven, tokatlayan bir sahabeydi. Vallahi biz de öyle olmak zorundayız. Kenz yapmayın, biriktirmeyin, ihtiyacınız kadarını harcayın kendinize artanı da Allah kullarına ulaştırma, kavgası içine girin, paylaşmadan yana olun. Bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde kenz yapmayı yasaklıyor. Sahabe bir dönem bir yanlışa düşmüş. Gelmişler peygamberimize, ya Resulallah, ''Vehebe ehlü düthûri bil ucûr'' Zenginler bütün mükafatı aldı götürdü. Hayrola diyor peygamberimiz ne oldu? Bunlar ashabu suffa biliyorsunuz. Mescitte kalan ashabu suffa efendilerimiz vardı. Yeryüzünde bir karış arazileri yoktu bunların, evleri de yoktu. Elbiselerinin cebi de yoktu. Ceplerine koyacak bir şeyleri de yoktu. Bunlar mescitte kalıyorlar. Sahabe bir şeyler getiriyor, hurma filan getiriyor. Bunlar böylece karınlarını doyuruyorlar. Yarı aç, yarı tok. işleri güçleri ellerinde bir kağıt kalem. Allah'ın Rasulü'nün ağzından hangi sözler çıkmış, hangi hadisler çıkmış, o hadisleri yazmakla meşguller. Bir rivayete göre bunların sayısı 300 kişiydi. Başka bir rivayete göre daha azdı. Bakın bunlar bir gün gelmişler peygamberimize. Ya Resulallah. Zehebe ehli tuthuri bil ucuri. Zenginler aldı götürdü. Biz namaz kılıyoruz, onlar da namaz kılıyor. Biz oruç tutuyoruz, zenginler de oruç tutuyor. Biz hac ediyoruz, onlar da hac ediyor. Ama onlar bizden fazla olarak, farklı olarak zekat veriyorlar. Biz zekat veremiyoruz. Bütün mükafatları bu zenginler aldı götürdü ya Resulallah. Biz ne yapalım? Bize bir yol göster. Biz de para kazanacak bir yola mı girelim? Şu ayet hadis öğrenme yazma işini, ümmete yarınki insanlara dini ulaştırma görevini bırakıp da biz de dükkan tezgahımı koşalım. Biz de işlere mi atılalım? Para kazanacak bir programın içine mi girelim diye bir yanılgı içine düştüler. Allah'ın Resulü onların o yanılgılarını şöylece düzelti verdi. Ne oluyor size? İnfak edecektiniz de infak edecek fırsat mı bulamadınız? Allahu ekber deyivermeniz infaktır. La ilahe illallah deyivermeniz infaktır. Subhanallah deyi vermeniz infaktır. Gözü görmeyen bir kardeşinizi elinden tutup caddenin karşı tarafına geçiri vermeniz infaktır. Bir Müslüman kardeşinize ayet anlatmanız infaktır. Bir Müslüman kardeşinize hadis anlatmanız infaktır. Bütün bunlar infak iken paramız yok, biz kazanamıyoruz, biz kaybediyoruz diye Allah'ın size verdiği bu imkanları, bu fırsatları neden tepiyorsunuz? Vazgeçin bu işten. Siz görevinizi sürdürün dedi Allah'ın Resulü böylece o günkü yanılgıyı şu anda Müslümanların içine düştükleri yanılgıyı Allah'ın Resulü açık ve net bir biçimde ortaya koyu verdi. Rızkın en hayırlısı kişiye yetecek kadar olandır. Azdıranı da hayırsızdır. Ama ihtiyaçtan, fakru zaruret içinde kıvrandıranı da hayırsızdır. Rızkın en hayırlısı kişiye yetecek kadar olanıdır. Ondan ötesini Müslüman çevresiyle paylaşmalıdır. İnfaka, çevresine ulaştırma kavgası içine girmek zorundadır. İşte ayeti kerimede çok açık ve net bir biçimde Allah böyle buyuruyor. Bakın, Müslümanlar güya Allah'a yaklaşacağız diye bolca para kazanıyorlar. Allah'ın rızasını kazanacağız diye çokça para kazanıyorlar. Ama bakıyoruz programlarında Allah yolunda harcamıyorlardı. Maalesef harcamıyorlardı. Bakın İstanbul'da birinin mezar taşına yazmışlar. Daha önceki bir dersimde söylemiştim. Zavallı hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Ölünce vereseleri dört işlemi tamamlayıverdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar. Anladınız değil miyim? Zavallı hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Adamın işi gücü toplamak ve çarpmak. İnfak yok, zekat yok. Bölme ve çıkarma hiç yokmuş lügatında. Adam öldükten sonra vereseleri dört işlemi vermişler. Öyle olmayın. Kazanın kazanın da Allah yolunda harcamayı da bir becerin. Onu bir becerin. Kimi Müslümanların ben şöyle dua ettiklerine şahit oluyorum. Çok akıllılar. Ya Rabbi bana çokça mal ver, beni hep zekat verecek bir konumda tut. Akıllı adam. Parayı zekat vermek için istiyor. Kendim için istersem namerdim diyor. Halbuki Allah ona bolca para verince kırkta birini zekat olarak harcıyor, 39'u kendisine kalıyor. Bak adam kafayı çalıştırdı. Ama halbuki İslam'da determinizm anlayışı yoktur, bilir misiniz? İslam'da determinizm anlayışı yoktur. Bakın şu konuyu kısaca bir izah edeyim. Yani İslam'da bin lira zekat dağıtan bir adam bin liralık sevap kazanır. Bir milyar dağıtan bir milyarlık sevap kazanır. Bir trilyon zekat dağıtan bir adam da bir trilyonluk sevap kazanır diye İslam'da böyle determinizm anlayışı yoktur. Ne var İslam'da? İslam'da oran var oran. Mesela farz edin ki benim cebimde 1 milyon Türk lirası var. Onun yarısını yani 500 bin lirasını bir fakire ikram ettim. Benim elde ettiğim sevaba ulaşabilmesi için bir trilyonu olan bir adamın yarısını yani 500 milyarını cebinden çıkarması lazım ki benim ulaştığım sevaba ulaşabilmiş olsun. Anladınız mı? İslam'da oran var. Buna delilim ne? Müslim'deki Buhari'deki şu hadis bir sahabe geliyor peygamberimizin huzuruna selam verip oturuyor. Diyor ki ya Resulallah yüz dirhemim vardı. On dirhemini fakirlere dağıttım dedi. Güzel yapmışım otur dedi o zata peygamberimiz. O zat oturdu. Az sonra ikinci bir adam daha geldi. Selam verdi. Dedi ki ya Resulallah on dirhemim vardı. Bir dirhemini yani onda birini fakirlere infak ettim dedi. Sen de güzel yapmışın dedi Allah'ın Resulü o da oturdu. Az sonra bir adam daha geldi. Ya Resulallah bir dirhemim vardı. Bir kuruşunu yani onda birini fakirlerle paylaştım dedi. Sen de güzel yapmışın otur dedi Allah'ın Resulü. Sonra buyurdu ki bunun ikisi de sevapta eşittir. Bunun üçü de sevapta eşittir. Bakın adamların dağıttıkları miktar farklı ama oran aynı. Birinin yüz dirhemi varmış, on dirhemini vermiş, onda bir. Birinin bir dirhemi varmış, bir kuruşunu vermiş, o da onda bir. Birinin on dirhemi varmış, bir dirhemini vermiş, o da onda bir. Dolayısıyla üçünün de verdikleri miktar farklı ama sahip oldukları mala göre oran aynı olduğu için Allah'ın Resulü buyurdu ki bunun üçü de sevapta eşittir. Birisi, on dirhem vermiş, birisi bir dirhem vermiş, birisi bir kuruş vermiş, üçü de sevapta eşitmiş. Niyet çok önemli. Hatta Allah'ın Resulü bir başka hadislerinde buyururlar ki, bir Müslüman, düşünün ki çok zengin, Allah çokça mal vermiş, Allah'ın verdiği o malı bolca, cesurca Müslümanlarla paylaşıyor, infak ediyor. Bir ikinci Müslüman daha düşünün ki, meteliksiz bir adam, hiç parası pulu yok, bu ikinci adam birinci adamı göstererek şöyle diyorsa eğer Allah bana da şu kardeşime verdiği gibi bolca mal verseydi valla ben de onun yaptığı gibi aynen fakirlerle o malı paylaşırdım diyorsa ikisi de sevapta eşittir diyor Peygamberimiz. Bakın birisi çokça mal dağıtıyor birisinin hiç parası yok o kardeşini göstererek diyor ki vallahi Rabbim bana da bolca mal verseydi ben de bu kardeşimin yaptığının aynısını yapardım diyorsa ikisi de sevapta eşittir. Öyleyse Allah'ın verdiği imkanları Allah yolunda paylaşmadan yana olalım. Sakın kenz yapmayalım. Yarın konusunda Allah'a güvensiz bir hayatın adamı olmayalım. Elimizdeki, avucumuzdakileri ölüm gelmeden, yarın malın mülkün olmayacağı bir gün gelmeden, cehennemle burun buruna gelmeden inşallah Allah yolunda kardeşlerimizle paylaşalım. Bizden bir adım gerideki kardeşlerimizi bizim hayat standartımıza çıkarmaya çalışalım. Kendi hayat standartımızı da onlara doğru eğmeye, harcamalarımızı azaltmaya, lükslerimizi bitirmeye çalışalım. Çok lüks bir hayat yaşamayalım. Böylece mutlu, dengeli bir toplum oluşsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu hafta burada kalıyoruz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini Tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estagfiruke ve etubu ileyk.